Merhaba arkadaşlar, Futbolun Kadınları kanalına hoş geldiniz. Biz bu kanalı kadın futbolu daha iyi tanıtılsın, futbolun içinde kadınlar da sesini duyurabilsin diye açtık. Bu kanalda futbolun her yerinde kadınlar olacak. Futbolcular, antrenörler, hakemler ve yöneticiler sizi izleyip paylaştıkça biz de sizi paylaşabileceğiz. Kadın futbolunun tanıtımı için beğenin ve abone olun ve paylaşmayı da unutmayalım. Bugünkü konuğumuz Ankara 1910 Spor Kulübü Teknik Direktörü Gülbahar Tekkalan ve aynı zamanda dipnot olarak geçmek istiyorum ki Bahar benim eskiden takım arkadaşımdı. Bahar, öncelikle içinde bulunduğumuz korona salgını ile ilgili konuşmak istiyorum. Ne zamandır evdesin ve karantinada zamanını nasıl geçiriyorsun? Vaka sayısı ilk açıklandığında evden çıkmadım zaten. Direkt antrenmanları iptal ettim, risk almak istemedim. O süreçten bu yana hiç evden çıkmıyorum. Siz de evden çıkmayın. Evde kalın. Evde kalın. Evde daha çok okul derslerim oluyor. Onlarla ilgileniyorum. İşte antrenman gönderiyorum çocuklara. Böyle zamanım geçiyor. Anladım. Şimdi soru köşeme geçiyorum tabii ki de. Birinci sorumu soruyorum. Futbola nasıl başladın? Bana bununla ilgili şeyler söyler misin? İlgi duyduğunu nasıl anladın? Ankara'ya ilk taşındığımızda mahallemizde çocuklar futbol oynuyordu. Daha sonra ben de onların arasına dahil oldum. Bilsem de bilmesem de. Orada bir tane kız arkadaş edindim. Tuğçe'ydi adı. İki kız biz böyle tüm mahalle maçlarına katılmaya başladık. Ardından ortaokuldayken beden eğitim dersinde de oynamaya devam ettim. Beden eğitim öğretmenimiz beni görünce okul takımı açtı. Okul takımında oynadım. Okul takımında oynarken de Başkent Gücü Spor Kulübü gördü ve beni kulüplerine davet ettiler. İlk lisanslı futbol hayatım böylelikle başlamış oldu. Lisede de futsal takımında oynadım. İşte Gazi Üniversitesi Spor Kulübü'nün altyapısında oynadım. Ardından Atlantik Spor Kulübü'ne transfer oldum. Ve oradan da Metropol Spor'a bir geçiş oldu. Uzun yıllarda Metropol Spor'da devam ettim. Bu ilk başlarda o mahallede futbol oynamanın tadında hiçbir şey vermiyordur şu anda. Evet. Şimdi ikinci sorum. Uzun yıllar Metropol Spor Kulübü'nün formasını giydin. Metropol Spor'a transfer sürecini anlatır mısın bana? Metropol Spor'da yine beraber oynamıştık. Bunu da söylemek istiyorum. Güzel zamanlardı. Evet. Atlantik Spor Kulübü'nde Osman Hocam ve Emre Hocam vardı. Osman Atmış ve Emre Irk. Onlar Atlantik Spor kapanınca Metropol Spor adında bir takım açtılar ve beni de transfer ettiler. Böylelikle Metropol Spor'a transferim gerçekleşmiş oldu. Buradan Emre Hoca ile Osman Hoca'ya da çok selamlarımızı gönderiyoruz. peki futbol kariyerinde kalede de dair birçok mevkide oynadım bildiğim kadarıyla. Ben de buna şahit oldum. Mevki değiştirmek futbolunu nasıl etkiledi? Olumlu yönde etkiledi. Ben hep forvet oyuncusu olmak istiyordum. Fakat kader bu ki kale ve stoper oynadım. Futbol hayatım boyunca. Kadroyu yazıyorlardı. Kaleye yazmak da kolay bir şey değil tabii ki de. Bu galibiyetlerin bir parçası olmak benim için gurur vericiydi. Ve kendimi gelişmeye daha fazla etkisi oldu. Çünkü futbolu her açıdan görebildim. Kalede görebildim, defansta da görebildim, orta sahada da görebildim. Her yerde oynayabildim. Çok güzel bir şey tabii ki. İnsan özgüven veriyor diye düşünüyorum. Şimdi dördüncü sorum. Aynı zamanda takım kaptanıydın ve saha içi ve dışında takımın sorumluluğunu üstlenenler de gerekiyorsa orada oynayan bir isimdin. Ve sen 80. lig maçında 34 gol gibi bir istatistiğe sahipsin. Genç yaşta bu sorumluluklarla baş etmek zor oldu mu, olmadı mı? Zorlandığım zamanlarda hep çevremde destek veren birileri vardı. Ailem vardı, takım arkadaşlarım vardı, antrenörlerim vardı. Nerede takılsam onlarla bir konuşurdum ve çözerdik sorunu. Ya sen baharsın, yaparsın, başarabilirsin gibi bana destek veriyorlardı ve hemen toparlıyordum kendimi. Tabii futboldaki destek de her zaman çok önemli. Peki futbolculuk kariyerindeki bu başarıların yanı sıra okul hayatında da devam ediyordun. Okul ve futbol hayatını aynı anda sürdürmenin zorluklarından biraz bahseder misin bana? Kırıkkale Üniversitesi'nde okurken çok zorluklar yaşadım. Orada antrenörlük bölümü okuyordum.
Antrenmanlarım, maçlarım, ailem hepsi Ankara'da. Ben de Ankara'da yaşıyorum ve her gün Kırıkkale'ye gidip gelmek zorunda kalıyordum. Bu benim maddi ve manevi açıdan çok fazla yordu ve okulu bırakma kararı aldım. Ardından Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi beden eğitim öğretmenliğine geçiş yaptım. Şu an okuyorum ve ikisini aynı anda idare edebiliyorum. Evet. Ben bu dönemde Bahar'la aynı takımda oynadığım için biliyorum. Bahar sürekli gidip geliyordu. Aynı zamanda antrenörlük yapıyordu. Aynı zamanda futbol oynuyordu. Birçok şeyi aynı anda yapıyordu. Ve ben her zaman bu azmini takdir etmişimdir. Bu dipnotu da geçmeden edemeyeceğim. Peki futbol kariyerin sonrası antrenörlüğe yöneldin ve Ankara'da bu sene kurulan Ankara 1910 Spor Kulübü'nde teknik direktörlük yapıyorsun. Antrenörlüğe başlama serüveninden biraz bahsedebilir misiniz? Metropol Spor'a ilk transfer olduğum sırada Osman Hocam dedik ki işte yanıma gel antrenörlüğü öğreteyim sana, biraz çocukları çalıştır dedi. Onun yanında öğrendim antrenörlüğü aslında. Kendimi geliştirdikçe tek başıma antrenman yaptırmaya başladım. Ve en sonunda da Keçiören'de kendi sahamı bulduğum, kendi malzememi aldığım, çocuklara kendi iletişimimle ulaştığım bir grup oluşturdum. Böylelikle antrenörlük hayatım başlamış oldu. Ankara 1910 Spor Kulübü'nün kurulma süreci nasıl geçti? Ve bu dönemde size destek olanlar oldu mu? Keçiören'de çalıştırdığım çocukları mamaya gönderiyordum ve gidemiyorlardı yoldan dolayı, yaşları da küçük olduğundan dolayı. Maç yaşları geldiği zaman gönderiyordum ve çocuklar devam edemiyorlardı. Bu çocukları kaybetmek istemedim. Hani dedim bir tane takım açalım, kendi buradaki çocuklar o takımda oynasınlar diye düşündüm. Ardından baktık bizde saha yok ama halı sahada antrenmanları yapıyoruz. Hemen Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürümüz Necati Kılıç'a gittik ve bizim sahamız yok dedik. Ve bize hemen saha temin ettiler. Aynı şekilde Yıldız Takım maçlarına katıldık. Orada da otobüsümüz yok dedik. Hemen Keçiören Belediyesi bize bir otobüs verdi. Özel bir kulübüz ama bize her zaman destek verdiler. Yani bu kadın futboluna destek veren, gönül veren herkese de gerçekten buradan teşekkür ederim. Bu çok güzel bir şey gerçekten ve herkesten de bunu bekliyoruz. Peki yıllar üstü oynamış futbolun okulunu okuyan ve antrenörlük yapan bir isim olarak kadın antrenörlerin şu anki durumunu nasıl buluyorsun? Yani kadın futbol liglerinde kadın antrenörlerin sayısı bir elin parmağını geçmiyor biliyorsun. Bu durumda ne düşünüyorsun? Belgesi olan kadın antrenörlerimiz futbol oynamaya devam ediyorlar. İşte şampiyonluk için hocaları oynamalarını söylüyor. Veya belgesi olup da bir çatı altında barınamayan antrenörlerimiz var. Bir de belge alamayanlar var, o grup var. Mesela ben belgemi 2 sene önce alabildim. Ondan öncesinde sürekli başvurdum fakat sıra gelmedi. Ankara büyükşehir olduğu için bir yoğunluk var. Kayseri'ye başvurdum. Orada da işte bir kurs ücreti ödedim. Orada kaldığım için konaklama ücretini ödedim. Hem maddi hem manevi olarak zorladı beni. Diğer kadın antrenörlerimiz de, antrenör olmak isteyen kadınlarımız da bu zorlukları yaşadığı için sayımız az diye düşünüyorum. Bu biraz sıkıntı bir şey. İnşallah kısa bir sürede bu durumu düzeltirler ve daha çok gelişmeye gider diye düşünüyorum. Ve kadın antrenörlerimizin çoğalması gerçekten çok güzel olur diye düşünüyorum. Peki ülke genelinde kadın futbolunun durumu da pek içerici değil. Geçen sezon 27 ilde kadın futbol takımı yoktu. Geçtiğimiz bu süre sonrasında daha da azalacak gibi görünüyor. Ankara kadın futbolu konusunda iyi illerimizden biri, köklü kulüpler var. Ankara'da kadın futboluna olan bakış hakkında neler söylemek ister? Yani diyorsun ki sonuçta artık ligler birinci ve ikinciye para veriliyor, üçüncüye görüşürüz gibi durumlar oluyor maalesef. Bu durumlar tabii ki de kadın futbollarını çok zor duruma sokuyor. Bu durumlar hakkında ne düşünüyorsun? Statü değişikliği sonrası zaten birçok kulüp maddi destek göremediği için kapandı. Yani normal destek zaten yok çevrelerinde ve TFF'de bu destek çekince kapatmak zorunda kaldılar. Fakat Ankara'da durum öyle değil. Ankara halkı olsun, Ankara'da belediyelerimiz olsun, çok büyük destekleri var. Bir de Ankara'nın şöyle bir avantajı var. Ankara'daki bütün kulüpler altyapıya yöneliyorlar. Yani transfer yapmıyorlar. Alttan yetiştirdiği sporcuları
maçlarda oynatıyorlar, kadrolarına dahil ediyorlar. Bu yüzden Ankara'nın futbolda daha çok geliştiğini söyleyebilirim. Evet, ben de böyle düşünüyorum. İnşallah daha da çok gelişecek diye düşünüyorum. Peki kadın futbol camiasına söylemek istediğin bir şey, bir mesaj var mı? Kadın futbol camiası birbirini desteklerse daha çok ileriye gidebileceğimizi düşünüyorum. Bunun dışında eğer antrenörlerimiz sporcuları sadece sporcu olarak görmese ve onları yönlendirse, işte okula yönlendirse, Besyo'ya, antrenörlüğe yönlendirse, hakemliğe yönlendirse daha çok kişiyi kazanabileceğiz. Daha çok kızımızı futbola kazandırabileceğiz. Evet, çeşitli alanlarında yer alabilecek. Onlar yolu bilmiyorlar. Bilenler yol göstermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle öyle. Burada antrenörlere çok büyük bir pay düşüyor tabii ki. Sen de örnek bir antrenör olarak bütün öğrencilerini bu şekilde yönlendirdiğini biliyorum. Ve herkesin bu şekilde yönlendirmesini diliyorum, istiyorum. Yani inşallah da zamanla öyle olacak. Çünkü herkes bir şekilde farkına varıyor diye düşünüyorum. Sorularım bu kadardı Bahri'cim. Çok teşekkür ederim bize katıldığın için. Ve aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. Bu programı bu koronavirüsünden ötürü Zoom'dan yaptığımız için bazı aksaklıklar yaşayabiliyoruz. Görüntü kalitesi olsun, internet sıkıntıları olsun olabiliyor. Bu yüzden bizi maruz görün. Teşekkür ederim. Bu kadardı. Görüşmek üzere.